Şimdi ben sevgili Müjdat'a şunu sorarak başlamak istiyorum. Sevgili Müjdat, MSM'yi kurma fikri sende ne zaman, nasıl oluştu? 30 yıl oldu değil mi bizim? Oldu işte, 30. yılımız oldu. 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Evet. Ondan evvel ben eski okulumda hocalık yapmaya çalışıyordum işte. Bir gün böyle çok da sevdiğim bir öğrenci var, Mustafa. Böyle dolanıyor. Dedim yine dolanıp duruyorsun, ne var Mustafa? Sıkıntılı ama yani. Dedi ki hocam galiba ayrılıyoruz dedi. O zaman İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Niye ayrılıyoruz dedim. Sınava harç yatıramadım dedi ben. Ne kadar dedim harç? 25 lira dedi. Baktım 35 liram var, al 25'i yatır dedim. Hoca olur mu öyle şey? Olur dedim işte, al yatır dedim. Sonra aklıma geldi, dedim ki ya 25 lira için sonra meşhur olduğumuzda değil mi, diziler miziler, çok da iyi oyuncudur yani. Sonra dedim günün birinde Allah para verirse bir okul açayım ama ücretsiz olsun dedim. Sonra Allah para verdi. O okulu aldık, açtık işte, orası bir satılık konak yazıyor orada. Onun hikayesi. Anlat lütfen. Aman. Şimdi tam Ziver Bey durağının önünde, köşedeki bir beyaz bir satılık konak yazıyor üstünde. Önünden geçiyorum çünkü karşı sokağında Leyla'nın annesi oturuyor, kayınvalidem. Biz de günde yani 2 günde bir ona gidiyoruz filan. Burayı alsam dedim, bir böyle okul yapsam ne güzel olur filan dedim ama abi bina pahalı bina. Bende de öyle bir para yok doğrusu. Bir gün bir cesaretle çaldım kapıyı. İçeriden kısa boylu, bıyıklı Cemal amca diye bir amcam açtı. Binanın sahibi, yandaki büyük binayı yapan o. Çünkü o tip arsalarda başkan bilir, eski bir binayı... Şimdi Sayın Başkan'a da söz vereceğiz, sen bitir bunu. Ha, eski binayı onarmadan sana yeni bir bina yapma izni vermiyor. Bu Cemal amca işte oranın. Buyur dedi. Dedim burası satılık yazıyor da, evet dedim. Kaç para acaba dedim. Şöyle bir beni süzdü. Tanıyor da. Sana uymaz dedi. Yani bu sana yani. İyi peki o zaman dedim de kaç para dedim yani. Söylediği rakama hakikaten bana uymaz. Ya baktım ki öyle böyle değil yani. Gidiyordum. Ne yapacaktın sen burayı dedi. Ben dedim ücretsiz bir okul açmayı düşünüyordum dedim. Kaç param var dedi. Kafadan daha. Kaç param var dedi. Şu kadar var dedim. Getir parayı dedi. Sonrası dedim üstü çok büyük fark var. Sen ödersin dedi. Nasıl öderim ya? Ödersin, ödersin dedi abi. Biz gittik parayı getirdik. Gittik tapuya. İşlemleri yaptık. Ben ona bir sürü çek yazdım. Ama o çeklerin biri karşılıksız çıksa ben herhalde yerin dibine girerim yani. Tabii. Abi ödemeye başladım ben çekleri. İnşaat başladı. Orası okul oluyor. MSM oluyor yani. Pat, Körfez Savaşı çıktı. Irak. Kuveyt filan var ya o ara. 1. Körfez Savaşı. 1. Körfez Savaşı'nda da işlerin bozuldu. Turneler, murneler gitti. Geldim Cemal amca dedim böyle böyle. Olsun harbi sen çıkarmadın ya dedi. Ne yapacağım? Abi bu mal sahibi, mal satarak para kazanan bir müteahhit yani. Ondan sonra Cemal Erzincan. Oğlu da gelini de çok büyük, halk müziğine çok büyük hizmet ederler onlar. Erdal Erzincan oğlu yani. Ondan sonra biraz açıldı, savaş durdu filan. Bir Anadolu turnesi yaptım, toparladım biraz para, getirdim, verdim. O bana çekleri geri verdi. Hiçbirini ellemiyor çeklerin. Biraz daha ilerledik filan böyle derken işte ben film işiydi, şuydu, buydu. O zamanlar televizyonlar para ödemiyor ki böyle. İşte en iyi senle ben biliriz tabii. Yani. Hatta biz ondan cebimizden sonra... televizyona ödüyorduk değil mi? sen cebinden harcardın. Bana mesela parodiler yapardık 70'li yıllarda. Ya doktor tanıdığın var mı? Ne, beyaz önlük lazım. Hadi gider onu bulurduk. Böyle, yani öyle zamanlardan geçtik biz. Öyle televizyonda bizim bunların kazandığı paralar nerede? Bunlar artık milyoner oldular ya. Onlar çok değerli sanatçılar. Keşke daha fazla kazanabilseler. Yani kazansınlar, gözümüz yok ama niye yani? Ciğeri beş para etmez insanlar neler kazanıyorlar yani. Adamın gücüne gidiyor. Biz böyle ırgat gibi çalış, dur. Uğur'la çektiğimizin haddi hesabı yok. TRT'ye kaç bin tane parodi çektik ya. Hepsi. O zaman aldığım para benim tanesine 75 lira. Doğru mu? Evet. Hem yazıyorum hem oynuyorum. Üstüne sonra ikimiz ekleyip gereken işlemleri yapıyoruz. İşte kostümlü mü? Kendi arabamızı kullanıyoruz. Uzatmayalım. Neyse. Güzel günlerdi canım. Çok. İsmail Cem gibi bir adam vardı bir kere. Tabii. Şimdiki TRT gibi şimdi yani. Şimdi çok enteresan bir olay aklıma geldi. Birlikte yaşadığımız. Müjdat nereden bulduysak topaç çevirme şampiyonası yapılacak. Müjdat otelde kampa girmiş. Eşofman falan. Ben de geliyorum röportaj yapmaya. Diyorum ki hazır mısınız? Hazırım diyor. Her gün sabah, parodi, akşam çift idman yapıyorum diyor. Evet, parodi. Evet. Peki diyorum bir çevirir misiniz şu topacı? Bir atıyor topacı ileriden bir yerden ah diye bir ses. Adamın biri gözü mosmor Müjdat'ın üstüne yürüyor. Müjdat böyle aman abi yapma, sahabe seyirci dezavantajı var, yapma abi. Bir tane şey yaptırdı seninle. Sen bunu yazdın da sen bunu ya. Ben bir dedektif mi ne oynuyorum? Sen de röportaj yapıyorsun. Silah ve sigara. Oo, tabii. Bunu anlatsana. Şimdi bir tarihte çok acı olaylardır aslında bunlar. 70'li yıllar sağ sol çatışması var. Gençler birbirlerini öldürüyorlar. Ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye silah ve sigara geliyor. Karadeniz kıyılarından çıkartılıyor silahlar ve sigaralar. O silahlarla gençler birbirini vuruyorlar. Şimdi ben eski bir kaçakçıyla, yani artık yapmadığını söyleyen bir kaçakçıyla röportaj yaptım. Bana anlatabileceği kadar anlattı bu olayların nasıl gerçekleştiğini. Daha sonra da Müjdat'la olayın parodisini yapacağız. Müjdat kaçakçı rolünü oynuyor. Bir haritanın başına geçti. Dedi ki, ben sordum, nereden çıkartıyorsunuz genellikle bu silahları ve sigaraları? Elinde çubuk var. Karadeniz kıyılarında bir iki yer gösterdi. En sonunda dedi ki, en çok kullandığımız yer burası. Yani Kilyos taraflarında bir yeri gösterdi hatırladığım kadarıyla. Tamam, biz bunu çektik. Program acayip seyredildi. Santral kilitlendi. Gece Müjdat'tan telefon. Benim eve bir telefon. Uğur, kaçmamız lazım. Neden? Vur emri çıkmış bizim için. Evet. Ya Müjdat, neden vur emri çıkacak? Sorma ya dedi. O benim gösterdiğim, en son gösterdiğim yer var ya, gerçekten oradan çıkartıyorlarmış. Onun için bizi vuracaklar dedi. Biz bir hafta Müjdat'la yok olduk. Ya kaybolduk. Ama nereden bilirsin? Sopayı uzattım bir noktaya. Hakikaten oradan çıkıyor. Şimdi bir nokta koyalım. Kadıköy